YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben film ölçer Kerem Akçı. Bugün sizlerle 33. Fid Marseille Film Festivali'nden 5-11 Temmuz arasında düzenlenen ödülle dönen Burak Çevik'in ortak yönetmenliğindeki A Woman Escapes ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. A Woman Escapes bana göre 2022'nin ilk 8 ayının en iyi Türk ortak yapımı filmi. son 1950'leri sonunda Amen Escape, Bir iddia Mahkumu Kaçtı, gerçekçi ve hikaye kurgusunu bozan bir hapishane filmi klasiğine imza atmıştı. O dönemde özellikle yani o anlamda hani otor ruhu ciddi bir iz bırakma şansı bulmuştu. Woman Escapes'te ise ona Me Too döneminden pandemi cevabı olarak gelen bir yapıt izliyoruz. Özellikle Sofia Bohdanoviç, Burak Çevik ve Blake Williams... Üşüsü, Pandemi üretimi yapmışlar. Ee, yani birbirlerine gönderdikleri videoların hani buluntu film kıvamında bir e, yaklaşımı da devreye soktuğunu görebiliyoruz. Bunun ötesinde, e, Paris'teki Audrey Benak karakterine can veren Dera Campbell ki Sofia Boutangöz'in e, alt benliği gibi beliriyor. E, ona da böyle bir bir çeşit hani meta filmin ortasında e, yer alma olanağı veriyor. Bu anlamda büyük oranda. E, Verto'nun e, film kameralı adamına e, selam çakan bir noktaya varmış film ve bu anlamda e, dijital bir e, film kameralı adam misali, film kameralı kadın misali canlanıyor belki de. E, Bogdanovich'in 16 mm, e, Williams'ın e, 3D ve e, Burak Çevi'nin e, 4K video görüntülerinin e, birleşimi fa fazlasıyla melez. Bir yerden sonra da fazlasıyla dikkat çekici görüntülerle bezeli hale geliyor çünkü Sofia Bohtanoviç zaten daha kariyerli bir isim. 10 senedir çeşitli filmleri var. Miss Slavich 7'yi yapmıştı, Never Eat Alone'u yapmıştı Sofia Bohtanoviç. Deneysel bir ruhu her zaman var. Bunun ötesinde Blake Williams da 3D olarak ilginç görüntüler bırakıyor geriye. Ee, ve bu açıdan da aslında hani Black Williams ve Burak Çevik'in de zaten e, Tuzankayı'da veya aidiyetle beraber e, Türkiye sinemasının deneysel kuşağına dahil olan bir yönetmen olduğunu biliyoruz ve e, meteorların yapımcılığını yaparak da e, bu anlamda buradaki hani 3 tane kalıcı esere imza atmasıyla e, dikkat çekici hale gelmişti. E, burada da onlardan aşağı kalmayan bir yapıta malzeme olmuş ortak yönetmenliğinde. E, bu açıdan özellikle bir yerden sonra aslında hani Jonas Mekas de devreye sokuyor. Hani bir çeşit pandeminin eee Jonas Mekas usulü film kameralı kadınına dönüşüyor aslında. şey Robert Bresson'a cevap olarak belirse de bu daha farklı katmanlar üzerinden gidiyor. Zaten 16 mm görüntüler de var, dijital görüntüler de var. Ya yani hepsi bir araya geliyor. Böyle bir melez yapı gerçekten cezbedici, büyüleyici hale geliyor bir yerden sonra. Burak Çevik, Sofya Bohdanoviç ve Blake Williams üçlüsü yani müthiş bir üçlü olmuş. Yani bir uyum içinde çalışmışlar bu anlamda. Ee, özellikle yani Türkiye'den de, Kanada'dan da, e, Fransa'dan da hani neler devreye girebilir bu noktada bayağı üzerine çalışmışlar. Ee, ve bu anlamda da sağlam bir pandemi mirası bırakmışlar geriye. Ee, belki sadece hani Burak Çevik'in belli e, buluntu film olarak hani kendisinin bulunduğu parçalarda biraz problemli anlar devreye girebiliyor. Ama yani bunun ötesinde genel anlamda iyi yapılmış bir şey. Bresso'nun bir iddia mahkumu karşısına cevap aslında Jonas Mekas usulü film kameralı kadın olarak geliyor belki de. Benim E-Woman Escape's e puanım 10 üzerinden 6.9 Sizin E-Woman Escape's e puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.